Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli şişte yapılan bir model çalışması yapacağız. Modelimizin renk, uygun renklerde kullandığımız zaman kız ve erkek çocuklarımız için yapabileceğimiz bir model. Bluzlarda, süveter, yelek, battaniyelerde ya da aklımıza gelen her yerde yap yapabileceğimiz bir model. Son derece kolay ve yapımı da bir o kadar zevkli. Modelimize hemen başlayalım şu şekilde ben biraz daha küçük bir parça örerek hazırladım iki diş haroşamı yaptım haroşamın burası ön yüzü modelimi arka yüzünden koymaya başlıyorum İpimi gri ipimi de taktım gri ipim de hazır bir şekilde şu şekilde yukarıya doğru çekeyim modelimizin ters yönündeyiz ve örmeye başlıyoruz ters örüyoruz 3 tane ilki de örüyorum 3 tane ters olarak örelim 1 2 ve 3 3 tane tersi ördüm bir tane sırımı örmeden alıyorum ve ipim benden tarafta duruyor ön tarafa durmuyor arka yüzde duruyor Tekrar 3 tane gri mi örüyorum ve ters şekilde. Tekrar sarı renkteki ipimi şişime örmeden takıyorum ve gri ip benden tarafta 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 ve 3. 1 tane sarı rengimi alıyorum. İp yine bizden tarafta. 3 ters tekrar 1 2 ve 3. Bir tane sarımızı ipimizi şu şekilde arkaya çekip sarımızı şişe takıyorum ve 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Şu şekilde bir bakalım. 3 tane ters ördüm. 1 tane sarıyı örmeden şişime taktım. Ve gri ip de kendimizden tarafta kaldı. Tekrar 3 griyi ters ördük. bir tane sarıyı kendimizden tarafa ipimiz kalacak şekilde griyimiz aldık. 3 ters bir boş sarımızı örmeden olarak sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Siz de aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Ters olarak örüyorum. Önde de arkada da ters örüyoruz. Bakın birinciyi aldım. Ters ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada boş olarak kalmıştım. Yine boş olarak kalıyorum. Bu kez ipim arkada kalıyor. Boş olarak aldım. Ters örüyorum. Bir, bu 3 tane griyi ters olarak örüyorum, yarım aldım, hepsini tüm olarak almak istiyorum. Ters ve bir ön sırada, yani diğer sırada boş almıştık sarımızı, yine aynı boş alıyoruz. İpimiz bu kez arka kısımda kalıyor. Modelimizin ön yüzü burası olacağı için ön yüzümüze bu boş ilmekleri getirmiyoruz. Tekrar şişime takıyorum ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir ördüm, iki gri, yani üç gri'mizi ters olarak örüyoruz. İpimi tüm çekmeye çalışıyorum. İki ve üç. Yine sarı ipimi örmeden alıyorum. Gri ipim örgümün arka yüzünde kalıyor ve şişime takıyorum. Üç tane gri'mi yine ters olarak örüyorum ters ve ters. Tersi farklı şekilde de alıyor olabilirsiniz. Nasıl alıyorsanız kendiniz o şekilde düşürebilirsiniz. Yine tek örmeden aldığımız sarı ipimizde yine griyimiz arka tarafta ve sarıyı hemen şişimize şu şekilde takıyoruz. Ve son ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Ters olarak örüp hepsini tamamladım. Şu şekilde Birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi tekrar örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz. İkinci rengimize başlarken yine ters yüzden başlayacağız. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemin hemen hemen aynısını yapacağız. İlk ilmeğimi ters olarak sarı rengimle örüyorum. İlk ilmeğimi sarıyla örüyorum. Şöyle grimi de bir toparlayayım. İkinci grimi İpimi kendimden tarafa sarı ipimi kendimizden tarafa çekip örmeden ikinci griyi alıyoruz. Diğer griyi örüyoruz tersten bir sarıyı örüyoruz ve griyi. Üç tane sarımız oldu ortadaki. Ortadaki sarıyı da sarı ördük. Bakın şimdi bir sonraki 3 tane gri'nin ortadaki gri'yi örmeden şişime takıyorum ve 3 tane sarıyı ters olarak örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane gri ters Bakın 3 tane gri vardı. Ortadaki griyi sarı ipimi kendimden tarafa çekiyorum öne ve şişime boş olarak takıyorum. Tekrar 3 tane sarı şeklinde örüyorum. 1 2 ve 3. 3 sarımı ördüm. 3 sarıdan sonra bir tane griyi sarı ipimi kendimden tarafa çekiyorum. Örmeden griyi alıyorum. 3 tane sarı ilmeğimi örüyorum, sarı yapıyorum yani ilmeklerimi ve gri ipimi örmeden alıyorum şişime takıyorum ve sarı benden tarafta son ilmeğimi de ters olarak örüyorum şimdi modelimizin ikinci renk değişimi olarak kurduk şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum Grimi örmeden şişime takıyorum. Bu kez sarım arka tarafta kalıyor. Tekrar sarıları ters olarak örüyorum. Sarılar ters olarak örüyoruz. Kıvremizi örmeden şişimize geçiriyoruz. 3 tane sarı rengimizi ters ters ters. Sarı ipimiz zaten arkada kalıyor bu kez. Griğimizi örmeden şişimize takıyoruz. Sarıları örüyorum. 3 tane sarımı ters olarak örüyorum. 3 ve 1. 3, 1. Bir tane griğimizi örmeden şişime çekiyorum. Sarılarımı ters olarak örüyorum. Ve 3. Griğimi şişime taktım ve son sarımı da ördüm. Bu şekilde modelimizin ikinci sırasını da örmüş olduk. Şimdi üçüncü sıramıza tekrar başlayalım. Arka yönde ilk başladığımız gibi ilk nasıl başlamıştık? 3 tane gri, 1 tane sarı, 3 tane gri, 1 tane sarı şeklinde başlamıştık. Yine gri ipimi alıyorum ve şişimi geçiriyorum şu şekilde ilki ters olarak örelim siz bunu kazak falan yapacağınızda. burada iki tane daha fazla yaparsanız dikiş payı olarak içte kalacaktır ve daha güzel olacaktır 1 2 3 tane tersimi ördüm gri olarak ve gri ipimi kendimden tarafa çektim örmeden aldım sarıyı 3 tane tersi örüyorum 1 2 ve 3 bir ipi arkaya yani kendimden tarafı alıyorum ve örmeden sarıyı çekiyorum 1 2 3 ters ördüm İpimi arkaya geçirdim ve örmeden aldım 3 tane tersimi örüyorum 1 2 ve 3 ipimi benden tarafa çeviriyorum sarıyı örmeden sağ elimdeki şişime geçiriyorum 1 2 ve 3 diyorum ilmeklerimi bitiriyorum ve modelimi şöyle görüyorum ve örmeye devam ediyorum bu sırada bütün Gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine sarılarımızı yani tek olan ilmeğimizi örmeden şişimize aktaracağız. Renk değiştirirken sadece örüyoruz. 3 tane grimi ters olarak örüyorum. 3 ördüm. Sarımı örmeden şişime geçiriyorum. 3 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3. Sarımı örmeden şişime geçiriyorum. Yine 3 örüyorum ters olarak. Sarıyı sağ elimdeki şişime geçiriyorum. Çok kolay bir model. Her yerde kullanabiliriz. 2 ve 3 sarıyı geçirdik ve örüyoruz 1 2 ve 3 modelimiz iyice çıkmaya başladı şimdi tekrar ipimizi yenileyelim değiştirelim sarıyla başlıyoruz bir tane sarıyı örüyorum ters olarak ipimi arkaya alıyorum ilk sırada ip benden tarafta arkada kalıyor örmeden şişimi geçiriyorum 3 tane örüyorum 1 2 3 örmeden ilmeği çekiyorum bakınız 3 yaptığımız zaman her modeli değiştirdiğimizde mutlaka ortada diğer kullanacağımız rengin ipin rengi oluyor bakın. 3 öreceğiz sarı. Ortada mutlaka kalması gerekiyor. Bir boş çekeceğiz. Her 3 3 olduğu için şu 3'ü mutlaka ne yapıyoruz? Renk değiştirirken ortadaki farklı ip. Yani herhangi bir şaşırmamız falan ya da kaydırmamız söz konusu değil. Şu 3'e dikkat ettiğimiz zaman ya yani ortada mutlaka rengini değiştireceğimiz ipin rengi var. Ve örüyoruz. 1 2 ve 3 örmeden alıyorum ve tekrar 1 2 3 diyorum örmeden ip benden tarafta örmeden çekiyorum 3 tane tersimi örüyorum 1 2 ve 3 ve örmeden griyi takıyorum ve son ilmeğimi örüyorum döndürüyorum şimdi bunu kurduktan sonra ikinci sıra aynısını tekrar ediyoruz ters ters örüyoruz ilk ilmeğimi örüyorum ters Kremi boşa alıyorum. Sarılarımı 2 ve 3. Kremi boşa alıyorum. İpim de arka tarafta olduğu için bu sırayı daha rahat bir şekilde örüyoruz. ters ters örüyoruz şimdi sarımızı üçüncü ilmeğimiz bakın son derece kolay bir şekilde öreceğimiz bir model ilmeğimizi boşa alıyoruz şişimizi sadece takmamız yeterli oluyor geriye kalan üçü de aynı şekilde örerek tamamlıyoruz. 2 ve 3. Kremimizi takıyoruz. 3 tane diğer rengimizi yani sarımızı örüyoruz. Arkada bakın öne almıyoruz. Arkada şu şekilde alıyoruz ve son olarak sarımızı örüyoruz modelimiz iyice kendisini gösterdi bir sıra daha beraber örelim son kez modelimizi bir daha koyalım sizlerle aslında ördükçe öresim geliyor modeli değiştirici renkler çok hoşuma gidiyor 3 tane griyi tersten örelim 1 2 ve 3 3 griyi ördüm. İpi benden tarafa aldım. Sarıyı örmeden şişime taktım. 3 tane gri örüyorum. 1 2 ve 3 İpimi geçirdim benden tarafa ve örmeden alıyorum. 3 tane ters 2 ve 3 Sarıyı Örmeden takıyorum. 1 2 3 Örmeden Sarıyı Takıyorum. Ve 3 tane Griyi örüyorum. 2 Ve 3 Arka yüz modelimizin bu şekilde görünüyor. Şöyle bir bakalım. Çeviriyoruz. Gördüğümüz gibi öreceğiz. Nasıl görüyorsak öyle öreceğiz. 3 tane griğimizi, bir tane sarımızı şişimize örmeden takacağız. Şimdi hemen örmeye başlayalım. 3 tane tersimi örüyorum. 2 ve 3 üç tersimi ördüm. Sarıyı örmeden takıyorum. 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 ve 3. Sarıyı örmeden sağ elimdeki şişime geçiriyorum. 1 2 ve 3. Ters ördüm. Sarıyı örmeden taktım yine. 3 grimi ters olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Sarıyı örmeden takıyoruz. 3 tane griğimizi ters olarak örelim ve modelimizi tamamlayalım. Şu şekilde modelimiz tamamlandı. Gayet rahatlıkla yapabileceğiniz güzel bir model. Örmesi de çok kolay. Her yerde de kullanabilirsiniz. Hepinizin ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.